Tarav sövüşünden son Xiva oşunları Günörtö Türkmenistan'a ayaklarını sekmedi. İnne bu yerlerde İran'ak Gazar Türkmenlerinin hükümdarlığının şahsı Nasreddin'in koşunları basıvalcı hareketlerini yavrandırıp başladılar. Ol Türkmenleri tavın edip özüne salgı töretmekçidi. Emma Türkmenler 19. asırın ortalarına Gönüş devletlerin basıvalcılıklı yürüyüşlerine karşı kaydımsızlık gülen görüşüp ata vatanını, ene toprağını döş görüp koğradılar. 1858 yılın Gargala Sövüşü'nü de Nasreddin Şah Türkmenlerin üstüne yürüyüş kurmak için meclis geçirer. Köşkteki emnedarlarının ve serkerdelerinin mekirlik bilen tağrına kakıp görüyor. Şol mecliste Büzünürt vilayetinin hakimi Cafar Uluhan Türkmenlerin üstüne harbi yürüyüş gitmeye tayyardığını melim eder. Şah Cafar Uluhan 1858 yılı öz koşunlarına baş serkerde edip Karagalanı sonra olsa akalı basıp alma için iyi veriyor. Cafar Uluhan'ın koşunları en çeme gün yol yürüp Gürgün boyununa düşlüyor. Urş hopunun avanıp geliyenliğinden havarlı Göklön Türkmenleri Durduhan'ın baş tutanlığını öz ara maslahatlaşıp kalanı berkidip sevoşa tayyarlık görüp başlayalar. Olar gongşuları Akhal ve Günvatır Türkmenlerine çapar yollap kömöge çağırmağı karar ediyalar. Havar barandan atlanha atlan olup derre Göklön doğanlarına kömök verme için Akhal'dan Nurverdi Han'ın baş tutanlığına 10,000 atlı, Günvatar'dan Mahmut İsa'nın baş tutanlığına 8,000 atlı Gargala geliyor. Bunun özü kıyın günü birek birek oldumağın, umumu düşmana karşı bilelişip görüşmeğin, Türkmenlerin kanına sinen nunu suvid ediyordu. Cafar Uluhan'ın koşunları çendirin üstünden geçip, Gargala'nın kolayına gelip düşülüyordu. Adatça, kadimden gelen dəvi göre, her taraftan sövüş dönen bir batır urşu pəlvan yekmeyek sövüşme için orta çıkmalıken. Bu edekem şeyle olupdur. Yekmeyek sövüşte esasan Kalkan Vilinay'da kılç ulanyardı. Cafar Uluhan öz pəlvanını öne çıkarıptır. Kızlar vattan pəli mergen diyen bir batır Türkmen yegdi karşıdaşı bilen sövüş onun sür depesinden kılcı indiriptir. Başa baş sövüş döndün Karagalanın eteğine urş başlanıptır. Cafar Uluhan galan topokunu tutup almakçı olyar. Türkmenler olsa ilk mergenleri sonra galan ökürlerini sövüşe girdiriyar. Sövüşün edil cıvba cıvbal pırsatında Günvatar'dan gelen yomut atlıları hem hücüme geçer. Urşta tekelerin, yomutların, göklerlerin birleşen güçlerine umumi yolbaşçılık etmek vezifesi Nurverdi Han'ın payına düşer. Düşman bilen sövüş barka gücü yerdi. Nurverdi Han, ketudalar, serdarlar bilen maslahatlaşıp olara düşmanın üstüne aygıtlı hücüme geçmek vaktinin gelinliğini melim eder. Sonra Han ehli nekürleri yüz tutup Türkmen tiri tayfalarının ağzıver volunu almacak kalasının kaytarmacak yağısının yoktuğunu da olur şiir pelen kimin düşmanı darğamağa çağırır. Düşman bilen ayıklı sevaş bolun günü tekeler Nurverdi Han'ın, tıkma serdarın, çopan vatırın yolbaşçılığına ortada. Yomutlar Mahmud İsa'nın Tuvak Murat Tıraş'ın baş tutanlığına çep tarafta. Göklönler olsa Durdu Han'ın yağışı merginin baş tutanlığına sağ tarafta durup sevaşıp dururlar. Cafar Uluhan ehli top top bağınasını sevaş meydanına çıkarıyor. Bu ayvıtlı çıkışında iki taraf hem ören ercel sövüşer. Cafar Uluhan'ın nökörleri Türkmenlerin gazaplı hücumuna çıdaman vize çekilmeye mecbur olupdurlar. Kent salım geçmenke Türkmenler doğal yeniş kazandırlar. Olar düşmanın tuğunu çapıptırlar. Nökörlerinin ağlavasını kılıçtan geçiriptirler. Bu gazaplı sövüşte Moncuklu Depe'nin teoriklerini bolupdur. Umuman Gargala'nın eteğine bolan urşta Pəli Mergin, Öğüzlü Tentek Batır, Çağır Batır, Pena Serdar, Mardan Elin, Gülten Batır yal başka da köp yiğitler ulu etermenlik görköstürler. Cafar Uluhan, Galın, Ağız Uluk nökörler ölen ehli getiren harbi encamlarını taşlap, sövüş meydanından kaçıp gidiptir. İran koşunlarının yenilendiği barıda kavarı esten Nasreddin Şah'ın katı kaharı geliptir ve ahmırıldığını aydıptır. Göklönler düşmanın olca alınan mis topu Nurverdi Han'a soğut beriptirler. Türkmenlerin Gargala sövüşündeki yenisi İran'daki Gazar Türkmenlerin hükümdarlığına ulu urgu boldu. Bu sövüşte 3 tane ulu Türkmen tayfasının birleşip düşmana karşı görüşmeğinde Nurverdi Han'ın, Durdu Han'ın, Mahmud İsa'nın şahsi koşantıları uludur. Olar Gargala sövüşünden hasen hem yakın ara katnaşık saklaptırlar.
Bu hanlar bir-biri bilen yüzbeyiz duşşanlarına da Türkmen taypalarının güç biriktirip ağzıver bolmağızın derurduğu barada sıvattaşık bol yardılar. Karagala sıvattaşanın doğurduğunu hakikat yüzünü süt etti.